Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim arkadaşlar. Modelimizi Instagram üzerinden bir bayan göndermişti. Zehra Hanım, ben yeni öğreniyorum, bana kolay modellerden çeker misin diye yazmıştı kendileri. Şimdi onun isteğini yerine getirelim. Gönderdiğim model kolay, gösterişli, güzel bir model. Instagram'da da devamlı rastladığım modellerden bir tanesi. Çok kolay. Yeni öğrenenler de rahatlıkla yapabilir arkadaşlar. Şimdi modelimizin yazmamızın ben zürafasını yaptım. Zürafasını yaptıktan sonra yeşil kısmını yapalım. Başlayalım inşallah. Şimdi ipimi iğneme taktım. Şuradan hemen başlamak istiyorum. Biraz şöyle uzaklaştıralım. Çok yakın olmuş. Hemen buradan bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Buradan bir tane düğüm daha atıyorum. Buradan düğümüme geri dönüyorum. Döndükten sonra tekrar buraya üç tane pırpır yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Ve tekrar zürafa yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane zürafa yaptım. Beşinci zürafamı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncı zürafamı yapıyorum. Buradan tekrar yeşil ipimle geri dönüyorum. Ve buradan yine aynı şekilde 3 tane pırpır yine yapıyorum. Böyle. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Anlaşılır bir şekilde olsun diye arkadaşlar hem yakın çektim hem de tam göstermek istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız öğrensin diye. Bir, iki, üç, dört. Beşinci zürafamı yaptım. Ve altıncıyı da yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde buradan yine bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar bir tane daha pırpır yapıyorum. Aynı pırpırı burada da yapıyorum böyle. Üç tane pırpır yaptım şimdi. Buradan tekrar bir, iki, üç, dört. Beşinciyi yaptık. Altıncıya döndük. Tekrar. Burada da 3 tane pırpır yaptık.
Pırpırlarımızı böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane düğüm atıyorum. Ve yeşilimi burada bitirmek istiyorum. Şimdi üstünün renkli ipine geçelim. Şimdi içindeki renklerimiz gördüğünüz gibi pembe, pembeye uyumlu ve içinde hardal sarısı rengim var. Hardal sarısını da hardal sarısı renk ile yapacağım. Renklerimiz böyle bu şekilde. Şimdi ipimi alıyorum. Makasımla şuradaki fazlalık ipi kesmek istiyorum. Görüntüyü bozmasın diye. İplerimi kenara alıyorum. Pembe ipimle çiçeğimi yapmak istiyorum. İğneye takalım. Bunu da gösterdiğim için bir arkadaşımız teşekkür etmişti. Böyle yapıyorum. Eskiden ben kenara kıstırıyorum diye söylemişti. Şimdi Zehra Hanım sizin gibi yapıyorum. İplerimde dağılma pörsümü olmuyor diye teşekkür etmişti. Kendisine de ben de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi baştaki modelimize başlayalım. İpimi buradan tutturuyorum. Şöyle şu şekilde düğümümü atıyorum. Şöyle tam net yapayım. Buradan ipim aradan kalacak şekilde benimki çıktı. Hemen şuradan iğne ile alıyorum. Ufak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Buradan pırpırımın içine tekrar geri batıyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Buradan tekrar geri aşağıya iniyorum. Böyle bir tane daha yapacağım. İsterseniz böyle de hani böyle de bırakabilirsiniz. İpi yukarı çıkartıp indirmek zorunda değilsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama bana gelen modelde ip yukarı çıkmış. Böyle buradan bu şekildeydi. Buradan ipimi kesiyorum hemen. Onu da dipten kestiğimiz için sorun olmayacak, sökülme sorunu olmayacak. Bu şekilde böyle. Şimdi bir tane yeşili atlıyorum. İkinci yeşile geçiyorum. Çünkü 4 tane çiçeğimiz olduğu için ikisini hardal sarısı, ikisini pembe yapacağız. Pembe olanları iğnemde ip varken yapmak istiyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ayrı ayrı iğne kullanmanıza gerek yok. Pırpırımı yaptım. Tekrar içine batıyorum. Buradan aşağıya indim. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum.
pembelerimiz bu şekilde yaptık. Şimdi sarılarımıza geçelim. Sarıda da aynı iplik, aynı teknikle yapacağım. İpimi böyle alıp iğneme takıyorum. Uzakta olduğu için biraz bizim için takması zor oluyor. Şöyle iğnemden geçirip makasımla kesiyorum. Şuradan hemen ipimi bırakıyorum buraya. Bir tane minik pırpırımı yaptım. Pırpırın içine tekrar batıyorum. Aşağıya iniyorum. Aynı şekilde yukarıya çıkıyorum. Dediğim gibi böyle de bırakabilirsiniz. Yani aşağı inmiş şekilde de bırakabilirsiniz. Ama bana gelen model böyleydi. Ben de böyle çekmek istedim. Diğer gülünü de yapalım. İçindeki yazmanızın içindeki renklerden kullanarak gayet kolay ve güzel bir model olabilir arkadaşlar. Kolay sevenler için, çıtı pıtı sevenler için gayet kolay, gösterişli bir model. Buradan bu şekilde böyle modelimiz ayarlayarak bu şekilde ortaya çıkıyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.